arka çünkü... bahçe olmaktan kurtululamıyor. İşte, Öyle diyelim orada. Ama işte bakış açısı. Yani e, tekrar ben e, yerel yönetimle eleştiri getirmek istiyorum burada. E, özellikle Recep Altepe'nin altını çizmek istiyorum. Bas bas bağırıyordu kendisi görev ilk geldiği dönemde büyükşehir belediye başkanı olduğunda. Bursa kaynaklı Bursalılara kendi hemşerilerimize imkanlar tanıyacağız vesaire vesaire. Sonra bir bakıyorsunuz gidiyorsunuz yine İstanbul'dan bir takım birileri geliyor. Yani onlar bir, şeylere... bir şey diye. Herine bu ne geldi. periz bu ne lahana turşusu ya. Şöyle bir bakın Bursa'da kim neler yapıyor. <laughs> Bir eleştiri daha yapacağım Sayın Altepe'ye. Bu e, film süreci içerisinde kendisinden e, herhalde bir 20 defa randevu almışımdır. Bir kere dahi bana randevu vermedi. Zannedersem ya sinemacıları sevmiyor ya da bizimle ilgili, sanatla ilgili bir e, garezi olması lazım. Garezi, garezi değildir değil. de yanlış bilgilendirme olabilir. Valla ya, cami yaşatma dernekleri kadar bize değer vermiyor Sayın Altepe. Sonuçta Bursa'da biz film yapmaya çalışan bir organizasyonuz. Ve hiçbir yerden de desteğimiz yok. Evet. Bu çok önemli. Evet. Peki. Sen eleştirini de aldık. Onu da <laughs> ilettik. Der. Şimdi e, Karagöz Sinema Atölyesi bugün haberini okudum. Ne amaçla oluşturulduğunu sen benden çok iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Onu biraz alayım. Nasıl çalışıyor? İçerik hakkında diyeceğim ama sen söyledin seminer gibidir. De, evet. Şimdi yani şöyle, kim gidiyor? Kayıt şöyle oluyor, Kimler e, gidiyor oraya? Şunu söyleyeyim. E, bu organizasyon, bu etkinlik yapılmadan önce bize de geldiler. Belediyedeki bazı arkadaşlarımız. Siz yapıyorsunuz böyle bir şey, bir atölye. E, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bize bir rapor bir şey hazırlar mısınız dediler. Ben Hı. de... Bursa'da hakikaten böyle bir şey yapıyorsa ben elimi taşın altına koymaya hazırım. Her türlü yardım ederim. Sonuçta ben buradan bir maddi beklenti içerisinde değilim. Sadece organizasyonumu, derneğimi, sivil toplum örgütü bizim İnsanat Sinema Derneği bunu ayakta tutmaya çalışıyorum. Hiçbir beklenti olmadan biz raporumuzu, içeriğimizi, de atölye içeriğimizi, her şeyimizi götürdüm, verdim. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay hiçbir şey yok. Sonra bir de baktık <laughs> Atölye Karagöz, şey, e, Karagöz Sinema Atölyesi, Film Atölyesi diye afişleri gördük. Bir takım birilerini çağırmışlar. Ama yapmışlar. bilmiyorsun içerik hakkında o zaman. Ben gidemedim toplantıya yine çağır, nezaket gösterip e, çağırmışlar sağ olsunlar. Ben gidemedim o sırada başka bir tiyatro oyunu vardı. Oraya gitmiştim. Ee, gidenler anlattılar. Maalesef e, katılanlar da var. Yine bizim atölyeye katılıp da oraya giden e, dernek üyesi olan bazı arkadaşlarımız var onlar. Tamamen seminer şeklinde geçiyor. Yani uygulama istiyorsun atı, sen uy değil mi? Kesinlikle zaten bir şeyin atölye olabilmesi için onun uygulanması olmaz, olması lazım. Atölye nedir? Bir marangoz atölyesi. Babam marangoz olduğu için biliyorum. Marangoz atölyesi düşünün. Bir çırak işe başladığı zaman ustanın söylediği şudur. Önce bak, gör. Önce çekici al bir parmağına patlat. Bir, bir çivi yanlış yere çak. Bir öğren, deneme, yanılma. Atölye budur. Siz kameranın önüne çıkaracaksınız. Kamerayı vereceksiniz. Bir koklayacak, bir hissedecek o mevzuyu. Atölye budur. Sadece o birilerinin gelip orada hakem kesmesi değil. Biz de kendi atölye içeriğimizde İlk iki haftası teorik geçiyor. Ondan sonrası direkt uygulamaya, uygulamaya geçiyor. Tabii uygulamaya. Kendileri senaryo yazıyorlar. Konuyu kendileri buluyorlar. Tretmanı, sinopsini kendileri yapıyorlar. Sonra kendileri geçip kamera önünde isteyen kamera önü, isteyen kamera arkasında bir kısa film çekiyorlar. Belki kurgu da yapıyorlar. Hazır atölye demişken bir anımsatma yapmak istiyorum. Mesela 25. dönem atölye çalışmasını biz yeni yaptık ve ne yaptık biliyor musun? Tarım Meslek Sesi öğrencileri sömestr tatilinde Ankara'da Keçiören Kaymakamlığı'nın düzenlediği bir kısa film yarışmasına katılmak için atölye çalışmalarımıza katıldılar. Ve çok güzel, çok çarpıcı bir film ortaya çıkardılar. Kadına şiddetle ilgili. Nevmit isminde umutsuzluğu anlatan bir kadının başından geçen ve sonunda... Burada Tarım Meslek Sesi diyorsun değil mi? Tabii bu tarım Meslek Sesi öğrencileri 7 <laughs> tane arkadaşımız geldiler ve bu çalışmayı yaptılar ve filmlerini bitirdiler. Şimdi Ankara'da bir festivale, bir yarışmaya, liseler arası yarışmaya gönderecekler. E güzel. Bu bizim için tabii bizim amaca için çok... ulaşmışsınız Kesinlikle o zaman. Kesinlikle yani. İlk ee, ilk açıldığından bu yana nerelere geldi şöyle söyleyeyim. Ee, i̇nsanat İnsanat ve 16 mm. metre. <laughs> sinema ee, atölyesi. Tabii şimdi oldu. önce biz atölyeyi kurmuştuk 16 mm sinema atölyesi 2006'da. Atölyeyi kurduktan sonra da İnsanat Sinema Derneğini atölyeye katılan arkadaşlarımızla birlikte evet, evet. oluşturduk. Onun e, ilk dönem başkanlığını ben üstlenmiştim. Sonra bir başka arkadaşımız almıştı. Şimdi ben tekrar başkanlık görevini e, icra etmeye çalışıyorum. <laughs> Güzel. E, yaklaşık 25 tane, yaklaşık değil, bay bay 25 tane kısa film çektik. 3 tane belgesel yaptık. Bir tane de işte e, şurada gördüğümüz Adaşkın Rezeti uzun metre sinema filmini çektik. Hiçbir yerden bunun altına özellikle belki çok şey olacak artık yani biraz bayacak ama altına özellikle çizmek çizmek istiyorum. Atölye katılımcılarının atölye için ödedikleri rakamın dışında bizim derneğimize hiçbir gelir yok. Hı hı. Ona rağmen Sanki üye şeklinde dernek oluyor. Üye, 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 üye kaydetsin mi? Üye kaydediyoruz ama üyelerden gelecek gelirin ne kadar e, etkili olacağını ha, gelir anlamında söylemiyorum de, bir ne kadar, kadar sen de biliyorsun. Şöyle yani. şey, ne kadar yaygın anlamında soruyorum. Ha, üye sayımızı, sayımızı mı söylüyorsun? So sayı, so üye sayımız 60 civarında. Yani, yani o kadar bu sinema e, gönüllüsü, sevdalısı var. Var, çok daha fazla o var da soruyorum. herkesi derneğe üye yapmak ya da herkes dernek üyesi olmak zorunda değil. Sonuçta böyle bir durum var. Ama e, biz dernek olarak hem insana sinema derneği. Bu arada derneğimizin içerisinde hem 16 mm sinema atölyesi var hem de tiyatro insanat diye bir grubumuz. Bir. Tiyatrodun mu? Tabii. Hı -hı. iki tane oyun sahnedik Bir benim yazdığım bir oyun vardı 80'leri anlatan Pembe Sokak onu oynamıştık. 80'leri anlatan diziler var şimdi. <laughs> var evet. Bizimki de bir mahallede geçen, e, kozmopolit bir mahallede geçen 80'lerde 12 Eylül döneminden hemen sonrasını anlatan. E, öyle böyle bir oyun denemesi yani olmuştu. Yani 3 grup gibi mi? 2 grup. Hem sinemacılar, evet, hem tiyatrocular e, var. Hı. E, onları sonra yani neye dönüştürüyorsunuz? Bir gösteriye. Tabii oyuna dönüştürüyoruz. eğer yani tiyatro varsa. Ee, ...yine kafamızda bir iki tiyatro oyunu ile ilgili projeler var. Fakat ne yazık ki her şey yine şeye geliyor. <laughs> yine duygusal Tabii, bakıyorsunuz. Tabii du duygusal Şey geliyor. Kısa filmleri nasıl gösterme imkanınız oluyor? Kısa filmler şöyle. Atölye süreci içerisinde atölyede çekilen filmler... ...bir gala organize ediyoruz. Bu arada duyurusunu da yapayım. 2 Mart'ta bu az önce Tarım Meslek Sesi öğrencileriyle... ...birlikte yaptığımız filmin ve 24. dönem atölyesinin filmlerini... ...2 Mart'ta Ördekli'de galasını yapacağız. Sinemaya meraklı herkesi de buradan... E, davet edebilirim, gelip ücretsiz izleyebilirler. Orada gösteriyoruz, daha sonra da filmleri festivallere yolluyoruz. Bugüne kadar kan Film Festivali başta olmak üzere Türkiye'deki bütün festivaller başta, başta olmak üzere birçok filmimiz e, gösterildi. Hem Bursayı temsil etti, hem Türkiye'yi temsil etti. Ha, Türkiye, dışarıda Türkiye'yi temsil. Pek Türkiye. gönderen olmuyor mu? Herkes daha farklı <laughs> işlere yöneliyor herhalde. O zaman kriter ne uyu alırken? Yani nasıl sinemayı sadece sevmek. meraklı olmalı. Tabii sinemayı sevmek. Onu nasıl beynini mi okuyorsunuz? Yani? <laughs> Yok ay, zaten sinemaya ilgi duymayan adam kalkıp... E, Gelmez oraya. Diyorsun. Kanarya sevenler, <laughs> Kanarya sevenlerinin sinemaya ilgi duyuyorsa. Şimdi şöyle e, atölyede bizim atölyeyi kurma amacımızın e, birinci maddesi şuydu. E, i̇yi izleyici oluşturmak. Sadece sinemayı sevmek Hı. E, yetmiyor. Anladım. Doğru izleyiciyi ortaya çıkarmak. Yani e, her... E, Sinema Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var sinema ile ilgili. Ben e, Türk insanının sinemadan anladığını düşünmüyorum. Her ne kadar geçen e, Haluk Bilginer e, bununla ilgili ters bir şey söyledi, siz iyi film yaparsanız insanlar izler diye bir, bir e, iddiada bulunmuştu Üstad. Ama e, ben bu, bu konuda değilim. Çok güzel yapımlar ne yazık ki Gişe'de istediği e, şeyi bulamıyorlar. Yani o ikiye ayrı oluyor festival filmleri, ya böyle bir, gişe filmleri. Böyle bir böyle bir ayrım, böyle, ayrım oldu. Böyle bir ayrım var ama e, geçmişte şuydu ama geçmişte de ben e, Yeşilçam belgeseli yaparken 2000 yılında bazı kaynaklara baktım. 2000 yılından bahsediyorum. Aşağı yukarı 12 yıl olmuş. Ee, çünkü 60'ların ve 70'lerin sineması özellikle 60, 1927 Mayıs 1960 ihtilali sonrası daha farklı bir anayasa, 61 anayasasından sonra birçok kişi bunu reddetse de sinema alanda da çok büyük bir atılım olmuştu. Mesaj kaygısı taşıyan ve mesaj veren filmlerle işe filmleri vardı o zaman da. Yine değişen bir şey yok aslında. Elbette değişen bir şey yok. Şimdi Öyle sanatsal yönü ağır basan. İkişehir filmleri var. Şimdi şöyle bir şey var. Nuri Bilge Ceylan bir film yapıyor. Kan Film Festivali'nde büyük ödül alıyor. Yaptığı bütün filmler hemen hemen ödül aldı. Sonra geliyor Türkiye'de vizyona sokuyor. Kimse gitmiyor izlemeye. Bizde mi bir gariplik var? Yoksa Fransızlar mı yani işten anlamıyor. Yani jüri de mi bir garip gariplik var? Ama yine Fransa'da daha çok izleniyor. Türkiye'den ha yani. daha fazla izleniyor. Böyle bir şey var bir de. O zaman bu farklı bir bakış açısı. Bir istatistik var. Ee, geçen gün yine bir yerde Kültür Bakanlığı'nın e, genel müdürü zannedersem Abdurrahman Çelik bir açıklama yapmış. Demiş ki son 5 e, yılda, son 7 yılda Türk sinemasında Türk e, izleyicisinin kendi yapımlarını izlemekte biraz daha fazla e, hı hı. ön plana çıktığını ve Fransa'yı geride bıraktığını söylemiş. Türkiye'de şu anda yaklaşık 70 film vizyona giriyor. Bu 70 filmin ne yazık ki 3 tanesi bilemediğiniz 4 hadi 5 tanesi gişede kendini kurtarıyor. Diğer 65 film ya da 60 film tamamen zararda. Böyle bir yapı var. Ee, işte i̇şte az önce sektör olamama noktasındaki değinmek Şimdi şöyle nokta zaten buydu. E, yani bu büyük kent olduğumuza göre Bursa'da e, sinema başlı başına bir e, sanat merkezi değil. Alışveriş merkezleri içinde bir köşe. Kafeterya, sinema, e, tabii, mağaza. Yani, evet artık geldiğimiz bu, nokta bu. Nokta bu. Yani. Geçmişte sinema bir kültürdü. E, kentli kentli gibi yaşar. Yani Türkiye'nin yüzde otuzu kentliyken %70'i kırsal kesimde yaşardı. E, o yüzde %30'u o kentli de sinemayı ayrı bir yere koyardı. Durumun özeti bu. Yani senin yanında bunu söylemek çünkü sen bu işe emek veriyorsun. Ama ben geçmişi anlatmak adına söyledim bunu. Şimdi bir yan unsur. Yani hoşça vakit geçirecek bir. E, hoşça vakit için gidiliyorsa zaten o zaman ötür e, gişe filmleri tutacaktır. Yani onlar öne çıkacaktır. Diğerleri de tutmuyor falan diyorsun ya. Ama işte... E...